Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Son günlerde o kadar çok gelişme var ki bugünkü programımızı güncel gelişmeleri havacılık açısından yorumlamaya ayırdım. Konularımız Amerika'da bir C-30 tanker uçakla F-35B'nin çarpışması. İkinci konumuz Boeing 737 Max konusundaki gelişmeler ve üçüncü konumuz da Fransa'nın başkenti Paris'teki patlama sesi buna neden oldu. Hadi gelin şimdi konularımızı kısa kısa geçelim. Bunlarla ilgili size biraz bilgi sunmaya çalışayım ve günceli de değerlendirmiş olalım. Önceki gün Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir kaza meydana geldi. Amerikan deniz piyadelerine ait F-35B tipi savaş uçağı yakıt ikmali eğitimi görevindeyken yakıt ikmali yani yakıt aldığı KC-130J tipi uçakla havada çarpıştı. Pilot F-35B'yi daha sonra fırlatma koltuğuyla terk ederken KC-130J ki 4 motorlu devasa bir aynı zamanda nakli uçağı mecburi iniş yapmak zorunda kaldı. Çünkü uçağın 3 ve 4 numaralı motorları havada parçalanmıştı ve ciddi bir yapısal hasar meydana gelmişti. Şimdi bu kazalar sonrası hemen şu kaza şundan olmuştur bundan olmuştur gibi şeyleri söylemek gerçekten güç kuşkusuz bunlarla ilgili rapor paylaşınca da e, raporlar geldikçe de size bilgi aktaracağız ama benim aklıma bazı kaza nedenleriyle ilgili soru işaretleri geliyor. Birincisi Amerikan güçlerinin elinde 3 farklı F35B var. A modeli Hava Kuvvetleri için, Türk Hava Kuvvetleri de biliyorsunuz sipariş vermişti. Amerika uçaklarımızı teslim etmemişti. S-400 füzeleri aldığımız için bu F35A'lar uzun pistlerden inip kalkabiliyorlar. B modeli var deniz piyadeleri için. Kısa kalkış özelliğine sahip ve dikine iniş yapabiliyor F-35B'ler uçak gemileri üzerine. Bir de C modeli var. C modeli de donanma havacılığı için geliştirilmiş katapultla yani bir nevi sapan sistemiyle çok rahat uçak gemilerinden kalkıp inebiliyor. Görünüş itibariyle benzese de 3 F-35'in çok çok farklı özellikleri var. Burada kazaya karışan deniz piyadelerine ait B modeli. Biliyorsunuz Türkiye'nin de TCG Anadolu ile birlikte bir F-35B alma yaklaşımı vardı ama bu projeyle bu projeden Türkiye'nin çıkartılmasıyla birlikte ne yazık ki bu yaklaşım artık hayal olmuş durumda. F-35B havada yakıt ikmali yapmak için KC-130J'ye arkadan yaklaşıyor. Amerika'da iki farklı yakıt ikmal sistemi kullanılıyor. Bunlardan birincisi Amerikan Hava Kuvvetleri'nin BOOM sistemi. Tanker uçağın arkasında bir çubuk var ve bu çubuk bir operatör tarafından kontrol ediliyor. O çubuk aşağı doğru iniyor. Havada işte sağa sola ileri geri hareket ettirilebiliyor bu operatör tarafından. Pilot yaklaşımını yapıyor. Ufak ayarları BOOM operatörü hassas bir şekilde verdikten sonra birleşme gerçekleştiriyor ve tanker uçak havadaki uçağa yakıt aktarmaya başlıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nde havadan yakıt ikmal konusunda yetenekleri çok geniş. F-16, F-4 2020 uçaklarımızın yanı sıra E-7 AVAX olarak adlandırılan biriden barış kartalı havadan ihbar kontrol uçağımızda yakıt ikmali gerçekleştirebiliyor. Bu BUM sistemi hava kuvvetleri versiyonu deniz piyadeleri veya donanma havacılığı ise sepet sistemi olarak adlandırılan farklı bir sistem kullanıyorlar. Benzer sistemler örneğin Fransız Mirage uçaklarında var veya daha basit tanker uçaklara sahip diğer hava kuvvetleri de uçağın yanına işte sağına veya soluna takılan ufak bir havada açılan ve kapanan özel bir e, minik bir ikmal çubuk noktası var. Burada yakıt ikmal yapacak tanker uçak belirli bir rotada, belirli bir hızda, belirli bir başta uçuşuna devam ediyor. Sepet sistemleri salınıyor. İki kanattan veya uçağın arkasından bırakılabiliyor bu sistem. Sepete Arkadan yakıt alacak olan uçak tamamen pilotun e, inisiyatifinde ve tabii ki yeteneğiyle birlikte çok hassas kumandalar vererek yak yaklaşıyor ve sepetle o e, şeyin e, çubuğun birleşmesini gerçekleştiriyor. Gerçekten çok zor bir işlem bu. E, bunun da sistemin kullanıcısı belirttiğim gibi Amerikan deniz piyadeleri. Bunun eğitimi yapılıyormuş. KC-130J aynı zamanda bir askeri nakliye uçağı tanker görevlerinde de kullanılıyor. F35B yaklaşıyor. Yaklaştıktan sonra o sepete girerken bir aksaklık yaşanıyor. Bu teknik aksaklık olabilir, bir performans düşüklüğü olabilir, bir pilotaj hatası olabilir veya bir türbülans yaşanmış olabilir. Bunu bilmiyoruz. Dediğim gibi kaza raporuyla ortaya çıkacak bu. C-30'un arkasından gelirken bir şekilde önüne doğru geçiyor. Muhtemel uçağın burun kokpiti veya gövde ortası 3 ve 4 numaralı motorlara çarpıyor ki çok ciddi bir hasar vermiş. Bu hasar sonrasında, yapısal hasar sonrasında muhtemel F-35'in parçalandığını tahmin ediyorum. Ve arkasından demek ki pilota bir şey olmamış. E, uçaktan hemen pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı terk ediyor. Emniyette iniyor. Sağlık durumu iyiymiş. Ve tabii bir tarafta da C-130 var. E, minimum 4 kişilik, 5 kişilik uçuş ekibiyle bu göreve çıkıyor C-130'lar. Ve C-130 tabii kaybettiği 2 motoru var. Toplam 4 motorlu bir uçak. Onlar da uçağı muhtemel havada tutamıyorlar ve daha sonra boş bir alana başarılı bir mecburi iniş gerçekleştirmişler. Tabi uçakta çok ağır hasar olsa da uçağı uçuş ekibi e, emniyette terk etmiş. Sağlık durumları iyiymiş. Şimdi tabii bu kazanın arkasından birçok okuyucumuz gerek tolgozbek.com sitesinde gerekse YouTube kanalımıza abi bununla ilgili yorum yapmayacak mısın dediler. Bunu da yerine getirdik ama herkesin ortak şeyi bizim bu uçaklarda gözümüz kaldı şeklindeydi. Tabii havacılık bu. E, havacılıkta her şey öncelikli uçuş emniyeti çok önemli. Böyle de kazaların raporlarından yola çıkarak tekrar tekrar ders alınıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri bu konuda şeffaf kamuoyla kaza raporlarını e, gizlilik süreçleri haricindeki kısımlar hariç paylaşıyor. Çünkü sonuçta vergi verenlerin e, verdikleri paralarla bu uçakların alındığını belirtiyor. Fakat tabii ülkemizde biraz hem askeri havacılık hem sivil havacılıkta pek fazla bu konuyla ilgili e, bilgi paylaşımı yok diyelim. Umarız ileride de. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşılır. Biz de detayları öğrenme şansına sahip oluruz. İkinci konumuz Boeing 737 Max'ler. Hatırlayacaksınız bu konuyla ilgili çok fazla video yaptık. Ee, uçaklar 29 Ekim 2018 ki o gün İstanbul Havalimanı açılmıştı. Tarihi hiç unutmuyorum. Aynı zamanda tabii Cumhuriyet Bayramımız. İkinci kazada 10 Mart 2019 tarihlerinde meydana gelmişti. Çok sayıda insan 343 uçuş ekibi ve yolcu hayatını kaybetmişti bu iki kazada kazalardan biri Endonezya'da Lion Air'ın diğeri de Afrika'da Etiyopya Hava Yolları'nın kazasıydı. Bu iki kaza arkasından 737'lerin Maxleri ile ilgili bir soru işareti oluşmuş. 10 Mart'taki kazadan hemen 3 gün sonra 13 Mart 2019'da da uçakların ikinci bir emre kadar uçuşları durdurulmuştu. Şimdi 737 Max'lerle ilgili Boeing'e çok fazla suçlama yapıldı. Dendi ki bu uçaklar 1960'larda tasarlandı. İşte yeni motorla birlikte yerden yükseldi, gövde boyu uzadı, yeni kanat falan derken uçağın artık aerodinamisi, pilotajı kaldıracak durumda pek değil. Bu nedenle acil durumlarda özellikle pilotlar gaz açtığında, yükselirken, tırmanırken veya acil durumda gaz açmaları gerektiğinde uçağın çok ciddi bir anlamda kafasını kaldırmaya başladığı çok dik açıya çıkması nedeniyle bazı sensörler ve e, kontrol sistemleri uçağa yerleştirilmiş durumda. Bu tür durumda hemen sistem devreye giriyor. Uçağın burnunu ezerek dalışa ve süratsiz kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ama tabii her tasarlanan şey mükemmel bir şekilde hayata geçmiyor. Yaşanan iki kazada da sensörlerde meydana gelen bir arıza ve uçağın istemsiz çok dik bir açıyla dalışa geçmesi sonrasında meydana geldi. İki kazada da pilotlar bu sistemi devre dışı bırakamadılar ee, ve bu, bu tabi emkes olarak adlandırılan bu sistemde havacılık e, kamuoyunun gündemine gelmiş oldu. Tabi bu kazayla birlikte e, Boeing'in 737 konusunda bu kadar çok ısrarın nedeni hava yollarının baskısı. Yeni bir uçak yaptığınız zaman çok daha fazla tasarım maliyetlerine katlanmak durumundasınız. Aynı zamanda hava yolları da yeni bir tip olduğu için pilotlarını, uçuş ekiplerini yani veya teknisyenlerini sistemler değiştiği için yeniden eğitim almak durumunda. Boeing işte 1960'larda tasarladığı e, uçağın dördüncü neslini bu şekilde yaparken de yüksek bir satış başarısı e, elde etmeyi, rakibi Airbus'a sıkıştırmayı hedefliyordu. Çünkü bir taraftan da Airbus da A320'lere yeni motor takmış, Neo serisini oluşturmuş ve gerçekten Boeing'in e, tek koridorlu uçak e, pazarında epey sıkıştırmıştı. Bu tabii bu e, Boeing'in attığı bu hızlı adımlarda bir de tabii sertifikasyon problemi oldu bir yolcu uçağı hizmete girmeden önce işte dünyanın en çok önem verdiği iki otoritesi Amerika'da FAA var Avrupa'nın da EASA var buralardan sertifikasyon sürecinden geçiyor yani otoritede tasarımda görev yapıyor beraber kontrol ediyor onları uçuş emniyeti için işte acil durumlarda neler yapılacak neler edecek yani eğitimden uçuş eğitiminin her aşamasından uçağın operasyonuna kadar Kazayı oluşturabilecek kara deliklerin kapatılması ve bu konuyla ilgili o noktalara odaklanması hedefleniyor. Ee, burada Boeing ve FAA birlikte çalışırken birçok noktada son kararı Efe Boeing'e bırakmış ve gerçekten e, tabiri caizse kötü bir sertifikasyon sürecinden geçmiş uçak ve arkasından da tabi bu eksiklikler de Amerikan Kongresi'nin hazırladığı 737 MAX raporuyla ortaya çıkmıştı. Kaza tabi Boeing'in bir önceki CEO'sunun da başını yemişti. FAA tekrar e, bazı mühendislik çalışmaları yaptı. Testlere katıldı FAA e, ve bazı eksikliklerini Boeing'e bildirdi. Boeing bunların çok önemli bir kısmını tamamlamış durumda ve hatta dün Boeing'in e, test uçağıyla FAA Başkanı Steve Dixon uçuş gerçekleştirdi. Kendisi uzun yıllar Delta Hava Yolları'nda Boeing 727, 57, 37 tiplerinde görev yapmış, baş pilotluk yapmış. En sonunda Airbus A320 tipinden emekli olmuş. 63 yaşında, hava kuvvetleri kökenli bir pilot. Kendisi uçtu. Ee, arkasından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bunun resmi bir uçuş olmadığını belirtti ama işlerin gördüğüm kadarıyla iyi gittiğini hissettim ve gördüklerimden memnunum yorumunda bulundu. Ee, havacılık sektörü Kasım ayı sonu gibi Amerika'da 737 Max'lerin tekrar uçacağını tahmin ediyor. Bu konuyla ilgili hazırlık var ama EASA Avrupa Havacılık Otoritesi EASA, FAA'den farklı bir test programı uygulayacağını ve kendi sertifikasyonunun sonrasında hava yollarına onay vereceğini belirtti. Bu da tabii çok önemli bir adım biliyorsunuz. Ülkelerin havacılık otoriteleri genellikle imalatçıların yanında duruyor. İşte FAA Boeing'in yanında duruyor. EASA da Airbus'un yanında duruyor. Bu aynı zamanda uçak çok önemli bir ihracat kalemi olduğu için ülkeler arasında uluslararası ilişkiler birçok konu de devreye girmiş durumda. 737'lerin bir de Max'lerin Türkiye maceraları var. 12 adet uçak Türk Hava Yolları'nda. Şu an uçakların hepsi tabiri caizse paketlenmiş, emniyete alınmış, sürekli bakımları yapılıyor ama uçaklar bir yılı aşkın süredir ee, uçmuyorlar. Bir uçakta Korendon'da var. Yani toplam 13 uçak var Türk havacılığında. Ayrıca Boeing'in fabrikasında da Türk Hava Yolları'na teslimatı bekleyen 12 uçak var. Üretim durmuştu nereden baksanız. Bir yıl aşkın süredir de üretim yapılmıyor Boeing tesislerinde. Burada tabii gelişmeler neler olacak, ne yapılacak bunlar soru işareti ama Boeing'in bu konuda yardımına diyelim tırnak içerisinde pandemi çok yetişti. Çünkü hava yollarının uçaklarının uçmaması, yere inmesi Boeing'i bu konuda epey rahatlattı. Boeing'de e bu 737 MAX konusunda yaşanan eksikliklerinde faturası 19 milyar dolar oldu. Ee, ve tabii ki hisse senetleri aşağı gitti. Epey bir mali anlamda da Boeing sıkışmış durumda. Bakalım bunu nasıl çözecekler ben de merakla bekliyorum. Üçüncü konumuz sonik patlama. Paris semalarında dün meydana gelen böyle bir patlama sesi epey bir panik oldu. Zaten seslere karşı insanlar çok hassas artık. İşte biz terör saldırısı mı oldu, şu mu oldu, bu mu oldu derken Sonra açıklandı ki Fransız Hava Kuvveti'ne ait bir jet savaş uçağı ses hızını geçtiği için bu patlama meydana gelmiş. Buna havacıkta biz Sonic Boom diyoruz. Hatta o sırada oynanan bir tenis maçında da oyuncular o patlamanın arkasına epey bir şaşırıyorlar ne oldu ne bitti diye. Peki Sonic Boom olarak adlandırılan Sonic patlama neden oluyor? Bu konuyla da ilgili gelin birkaç söz söyleyelim. Bu konuyla ilgili benim yararlandığım kitaplar Uçaklar ve Helikopterler Kaya Şahin tarafından yazılmış. Kaya Şahin bir e, mühendis uzun yıllar TUSAŞ'ta görev yaptı ve 2000'li yılların başında aş, e, yazdığı bu kitabın 3 baskı yaptı bu kitap. Gerçekten uçak sistemleriyle ilgili, tasarımlarla ilgili benim başucu, başvuru eserlerimden biri. Yeni baskısı var mı bilmiyorum ama eğer sahaflarda veya ikinci el satan yerlerde bu kitabı görürseniz almanızı ben tavsiye ediyorum size. Uçaklar ses hızına yaklaştıkça bazı garip etkiler olmaya başlıyor. Bunlardan en önemlisi ve en ilgici de ses dalgalarının oluşturduğu şok dalgası yani şok wave. Uçak ses altı hızlarda yani subsonik olarak uçarken önündeki hava moleküllerini itiyor ve hareket ettirerek ilerliyor. Çevresindeki atmosferi de karıştırıyor. Bu öne doğru sıkıştırma ile iletilen hava moleküllerine basınç dalgası deniyor. Bu dalgalar uçaktan etrafa doğru tüm yönlere küresel olarak yayılıyor. Yayılan bu ses dalgaları, titreşim molekülleri uçak ses hızına yaklaştıkça artık uçağın önüne doğru ilerlemiyor ve uçak da aynı hızla gitmeye başlıyor. Bu durum uçağın burun kısmında çok yüksek bir hava basıncı oluşmasına yol açıyor. Adeta uçağın önünde sıkıştırılmış hava moleküllerinden görünmez bir duvar meydana geliyor. Uçak ses hızını geçince uçağın burnundan itibaren konik bir şekilde arkaya doğru yüksek enerjili bir şok dalgası meydana geliyor. Bu dalganın ulaştığı yerlerde bir patlama sesi duyuluyor. Hatta uçak yere yakın uçuyorsa bu sonik patlama pencere camlarını bile kırabilecek şiddette çok yüksek irtifalarda uçan uçaklarda bu dalgalar yere ulaşmadan dağılabilir ve patlama sesi duyulmayabilir. İşte zaman zaman paniye denenler olsa Sonic boom'un teknik anlatımı bu şekilde. Uçağın arkasında oluşan bir e, hava patlamaları diyelim buna. Alçakta olduğu zaman çok tehlikeli. Veya biz bazen bunları çek, çekilen hava fotoğrafçıları yani spotterların karelerinde görüyoruz. Uçağın etrafında böyle bir e, bulut gibi bir şey oluşmuş oluyor. Ve bu sırada da uçak sonic boom yani e, ses hızına doğru geçişte bu patlamalar meydana geliyor. Bugünkü videomuzda aklımıza gelen 3 konunun teknik açıklamalarını dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın bize. Mesajlarınızı ve işbirlikleri teklifleriniz için info.tolgozbek.com mail adresine mesaj atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde katıl tuşuyla bize destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.